Evet arkadaşlar bu soruda ağırlık kıyaslaması yapılacak. Ayşe'nin 3 farklı oyuncak ağırlıkları yanlarında yazıyor. Şimdi önce ne oluyor? Dinozorla bebek tartılıyor. Dinozor ağır basıyor. Demek ki C büyüktür. A diyoruz. İkinci tartıda bu sefer oyuncak ayı ağır basıyor. O zaman B büyüktür. Dinozorun ağırlığı C'den. C C'de A'dan büyük olduğuna göre demek ki şöyle bir büyüklük küçüklük sıralaması gerçekleşiyor. Buna göre mutlak değer içinde A eksi B. Şimdi A B'den küçük kaldığı için B daha büyük olduğu için bu mutlak değer A eksi B B eksi A olarak çıkacaktır. C artı A C ve A pozitif bir değerli olduğu için mutlak değer içerisinde aynen C artı A çıkacaktır. B eksi C, B C'den büyük olduğu için mutlak değer içinde aynen çıkacaktır B eksi C. Eksi C ile artı C girecektir. Eksi A ile artı A girecektir ve 2B kalacaktır sonuçta. Bu da cevabımız A şıkkı olacaktır. Evet arkadaşlar bu soruda bir tekstil atölyesinde bir usta iki günde bir usta iki günde ne yapıyor iki günde? Beş takım elbise. Beş takım elbise yapıyor. O zaman e, dört kalfa ise ne yapıyor? Bir kalfa bir kalfa dört günde ne yapıyor? Üç takım elbise yapıyor. Şimdi bu iki usta ve kalfayı birleştirecek olursak şimdi usta bir tane usta iki günde beş takım yapıyorsa demek ki bu bir usta 4 günde ne yapacaktır o zaman? 10 takım elbise yapacaktır. Bir kalfa da 4 günde ne yapacaktır? 3 takım elbise yapacaktır. Şimdi bunlar aynı gün içerisinde biri 10 takım yapıyorken bir de 3 takım yapıyormuş. Şimdi 100 adet takım yapılacak. 2 tane ustamız varmış. Şimdi bir usta 4 günde 10 takım yapıyorsa o zaman 2 usta 2 usta 4 günde ne yapacaktır? 20 takım yapacaktır. 5 kalfaya bakalım. 5 kalfa 1 kalfa 4 günde aynı 4 günde çalışsınlar. 1 kalfa 3 takım yapıyorsa 5 tane kalfa olduğu zaman bu ne olacaktır? 15 takım yapacaklardır. 2 usta ve 5 kalfa bu şekilde 4 gün çalıştığı zaman biri 20 takım, biri de 15 takım yapacaklardır. 8 gün çalıştıkları zaman ne olacak? 8 gün çalışırlarsa iki usta 8 gün çalıştığında 40 takım yapacak. 5 kalfa 8 gün çalıştığı zaman da 30 takım yapacaktır. Dolayısıyla burada ne olacaktır? 70 takım elbise bitmiş olacaktır. 70 takım elbise tamamlanmış olacaktır. 100 takım yapacaktık. 100 tane yapacaktık. O zaman kalan nedir? Kalan 30 takım. 30 takım yapacaktır. İşin kalanını bitirmek için ustalar kaç gün daha çalışmalıdır? Kalfalar işten ayrılıyormuş. Kalan işi ne yapacak? Ustalar kaç gün daha çalışacaktır? Şimdi iki tane ustamız vardı. 2 ustamız 4 günde 20 takım çıkartıyordu. O zaman 2 tane ustamız, 2 tane ustamız 2 günde ne yapacaktır? 10 takım çıkaracaktır. 2 tane usta 2 günde 10 takım çıkaracaktır. Ve o zaman 30 takımın çıkartabilmesi için 30 tane takımın çıkması için ne olacaktır bunun? 6 günde tamamlanması gerekecektir. Cevabımız E şıkkı oluyor. Evet arkadaşlar burada bir elektronik firmasının 2019 yılında piyasaya sürdüğü tabletin ekran boyutları yukarıda gösterilmiştir. 2021 yılında ise piyasaya çıkacak olan yeni modelin ekran eni %25 diğer de %20 ekran boyu %20 uzun olacak şekilde tasarlanmıştır. Şimdi eni %25 artacağına göre 4A'nın %25'ini hesaplarsak 25 bölü 100'ü ne yapar? 1A yapar. O zaman arttırıldığına göre 5A'lık kısım olacaktır. Eni artmış olarak 5A olacaktır. Boyu ise %20 uzun olacakmış. 5A'nın %20'sini hesaplarsak 1A olacaktır. O zaman burası da 6A olacaktır. Buradaki yeni durumdaki alan 30A kare olacaktır. Eskisinin alanı da 20A kare olacaktır bu oranlamayı yaparsak 3 bölü 2 cevabını bulmuş olacağız. Evet arkadaşlar bu sorumuzda Sabri Bey evinden iş yerine giderken gelirken kullandığı farklı güzergah gösterilmiştir. Bisiklet yolunu kullanırsa 30 km hızla otomobil yolunu kullanırsa da 30-60 km hızla gidip geldiğini gözlemliyor. Şimdi bisiklet yolunu kullandığı zaman bisikletin hızı 30 km hız. Yani bisiklet yolu AB dediğimiz bisiklet yolu 15 km. 15 km yol bisikletin hızı ne kadar? 30 km saatte. Demek ki burada 1 bölü 2 saatte ulaşıyor. Dönüşte de aynı şekilde yapacağına göre 1 bölü 2 saatte 2 ile çarparsak bisikletle giderse 1 saatte gidip dönmüş oluyor. Otomobille giderse otomobil yolu 40 km. Otomobille hızı 60 kilometre saatte o zaman gidiş ve dönüşü de düşündüğümüz zaman 2 ile çarparsak sıfırlar sadeleşir. 8 bölü 6 2'ye böldüğümüz zaman 4 bölü 3 saat yapar. Demek oluyor ki gidiş dönüşte bisiklet ne oluyor? 1 bölü 3 saat fark ediyor. Yani bisikletle gittiğinde 1 bölü 3 saat ailesiyle fazladan vakit geçirmiş oluyor. Bir günde 1 bölü 3 saat kazancı var. Bunu 20 gün yapıyorsa 20 çarpı 1 bölü 3 yani 20 bölü 3 saat kazancı olacaktır. Bunun dakikaya çevirirsek 60 da çarptığımız zaman 1 saat 60 dakika olduğundan kaç yapacaktır? 400 dakikalık bir kazanç olacaktır. Cevap C şıkkı bulunacaktır. Evet arkadaşlar Haluk yanda verilmiş olan içerisinde 5 kırmızı 5 kırmızı, 3 sarı, 4 tane mavi. Top bulunan fanustaki farklı renkteki top sayılarını eşitlemek için iki tane sarı, bir tane mavi top eklemek yerine bunu yapmıyor. Bunun yerine ne yapıyor? Bir tane sarı ekliyor. Yani sarının sayısı 4 oluyor. 2 tane de mavi top ekliyor. Mavinin sarısını 6 yapıyor. Kırmızının sayısında bir değişiklik olmuyor. Toplar eklendikten sonra fanustan rastgele çekilecek bir topun sarı renkli olma olasılığı nedir? Sarı renkli olma olasılığı nedir? Sarı sayısı istenilen sarı sayısının tüm sayıya oranıdır. Sarı sayısı kaç tanedir? 4 tanedir. Tüm sayı kaç tanedir? 15 tanedir. O zaman bu oran 4 bölü 15 B şıkkıdır. Evet arkadaşlar yukarıda ebatları bilen satranç seti dikey yatay olmak üzere kırtasiye rafına 1 ve 2'deki gibi dizilmiştir. Uzunluğu 2 metreden fazla olan kırtasiye rafına yani rafın uzunluğu 2 metreden fazla 200 santimetreden fazla. Yatay ve dikey olarak rafa diziliyor rafın sonunda dikey olarak dizildiği zaman 5 santimlik boşluk kalıyor. Bakıyorsunuz 10 santim her bir aralık 10 santim. Demek ki burası 10 ile bölündüğünde kalan 5 olacak. Yatay olduğu zaman da 30 santim 30 ile bölündüğünde kalan 15 olacaktır. Buradan şu ifadenin eşitleyecek olursanız K'nın 3M olduğunu görebiliyorsunuz. Bakın K'nın 3M olduğunu söyleyebiliriz. O zaman bizim rafımız 30 ile bölündüğünde 15 kalan olacak şekilde olmalıdır. 200 santimetreden fazladır. Cevap şıklarına bakacak olursak hepsinin 200 santimetreden fazla olduğunu görüyoruz. Fakat ek olarak bir de ne olması gerekiyor? 30 ile bölündüğünde kalanın 15 olması gerekiyor. A şıkkına bakalım. 30 ile bölündüğünde kalan gelmez buradan dolayısıyla A şıkkı olmaz. 215 30 ile bölündüğünde kalan 5 olur. Bu da olmaz. 15 olması gerekiyor. 220'yi 30'a bölersek 7 defa var 210 kalan 10 olur buradan. Bundan dolayı bu da olmaz. 225'i 30'a bölersek 7 kere var 21 210 15 istediğimiz D şıkkıdır. 230'u 7'ye bölersek 30'a bölersek 8 7 defa var 210 buradan da 20 kalan bizim için 15 kalması gerekiyordu E şıkkı da olmaz cevabımız D şıkkıdır Evet arkadaşlar yukarıda bir kahve firmasının hazır Türk kahvesi olarak piyasaya sürdüğü ürünün sade orta ve şekerli çeşitleri verilmiştir Arkadaşları misafir edecek olan Selin bu kahvelerden yeterli sayıda alıp misafirlerini ikram etmeden önce orta olandan iki tanesini. Şimdi buradaki şeker miktarlarını tespit edelim. Orta olanda %10 şeker yazıyor burada. %10 şeker. Demek ki 50 gramın %10'u şeker olacaksa 50 gramın %10'unu hesaplarsak 5 gram şeker geliyor. Ne yapıyor? 2 tanesini orta olanından 2 tanesini karıştırdığı zaman ne olacaktır? Bir tanesinde 5 gram şeker varsa iki tanesinde olduğu için 10 tane şeker olacaktır. Ve buradan iki tane olduğu için de 100 gram karıştırmış olacaktır toplam miktar. Sonra ne oluyor? Şekerli olandan 5 tanesini. Şekerli olandan da bakalım. %20 şeker oranı varmış. 50'nin %20'sini alacak olursak sıfırlığa gider. 10 yapar buradan. 5 tane olduğu için 50 gram da şeker gelecek. Burada 5 tane olduğu için de 5 çarpı 50 250 250 olacaktır. Sade olandan 3 tanesini sade olandan bakalım. Sade olanda şeker yok. Fakat 50 gram olduğu için 3 tanesi ne olacaktır? 150 olacaktır. Buradan oranlama yapacak olursak bu ısıtılıyor. Bu karıştırılıyor ve ısıtılıyor. Şeker yüzdesi kaçtır? Şeker miktarı 60 olmuş. 250, 150 de burada var. 400, 100 de burada var. 500, 500 de 60 olmuş. Yani 50 de 6 olmuş. O zaman bu kaç yapacaktır? 12. %12 oranından şeker olacaktır. Cevap B şıkkı olacaktır. Evet arkadaşlar. Halit üniversite sınavına hazırlanmaktadır. Son 5 deneme sınavındaki Türkçe netitesinin netleri 27-31 29, 33 ve 30'dur. Yani bu netlerin toplamını yapacak olursak 27, 33 de burada var. 60 30 da burada var. 90 31 burada var. 121 150 yapar. 150 toplamdan 150 net çıkarmış. 5 denemedim. Halit'in arkadaşı Fırat ise son 5 deneme sınavının 4'üne ait Türkçe testinin net sayılarını olarak hatırlamaktadır. Bunun toplamını yapacak olursak 26, 34, 60, 80 ve 113. Bunun toplamı da 113. Fırat 113, Halit 150. Halit'in son 5 deneme sınavındaki sonuçlarına göre Halit'in sonuçlarına göre Türkçe testinde daha başarılı olduğu bilindiğine göre o zaman toplamda 150 net çıkarmış Halit Fırat da 113 net çıkarmış o zaman daha başarılı olacaksa Fırat geriye kalan en fazla çıkarttığımız zaman 37 kalıyor. 37 Fırat 37 net yaparsa eşit olmuş olacak. Bunların sonuçları eşit olmuş olacak. O zaman 37'nin altında kalması lazım. Fırat'ın Halit daha başarılı olsun. Dolayısıyla 36, 35, 34, 33 olabilir ama 37 aynı başarı derecesi elde edeceği için 37 olamaz diyoruz cevap Edirne. Evet arkadaşlar ABC 3 basamaklı bir doğal sayı olmak üzere bir baba 3. sınıf, 5. sınıf ve 6. sınıfta okuyan çocuklarına gittikleri sınıfla doğru orantılı olacak şekilde parayı bölüştürüyor. Şimdi 3. sınıf 3. sınıf 3K ücret versin. 5. sınıfı 5K 6. sınıfı 6K ve bu ne oluyor? ABC 3 basamaklı olacak şekilde paylaştırılıyor. 3. sınıfa giden çocuktan 150 lira fazla. Kim? 6. çocuk 6. sınıfa giden çocuk 6K alıyor. 3. sınıfa giden 3K alıyor. Bu farkı ne oluyormuş? 150 fazla alıyormuş. O zaman 3K 150 oluyorsa K ne olacaktır? 50 olacaktır k 50 olacaksa 5. sınıfa giden çocuk babasından ne kadar almıştır? 5. sınıfa giden 5 k kaldığına göre K50 ise 250 almıştır. Cevabımız B şıkkı olacaktır. Evet arkadaşlar Feyyaz bir süpermarketin çekilişinden kazandığı 80 lirayı sadece kalemlere harcayabilecektir. Yukarıdaki kalemlerin her birinden en az bir tane almak koşuluyla en az bir tane alacaksa o zaman 3 5 ve 12 lira kesin garanti harcayacak demektir. 3 5 8 20 20 lira harcayacaktır. Geriye kalacak olan 80 liradan 60 lira. Şimdi bu 60 lirayı en fazla sayıda oluşması için ucuz olandan çok alırım ben. 3 lira ucuz olanı 3 lira. O zaman 20 tane 3 liradan 20 tane alırım. 60 lira yapar. 3 tane de buradan almıştım zaten. Ne oldu bu? 23 en fazla 23 oldu. Yani en çok A, A değeri 23. Geriye 60 kaldı demiştim. Şimdi buradan en az en az olmam için de ne olacak? En pahalısını seçerim o zaman. 12 liradan 5 tane seçerim. 5 tane seçerim. 3 tane zaten burada başta kesin garanti alıyor zaten. Artı 3'ü de eklersem 8 en az. B dediğimiz en az nedir? 8'dir. En fazla 23'tür. A eksi B'yi alırsam cevap A şıkkı olur.